Herkese merhaba. Çok karışık ve bir o kadar da mükemmel bir videodan hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mükemmel şeyler yapacağız. Süper güç takımımız tamamen yenilendi bir kere, onu söyleyeyim. Bugün yükseltmeler yapacağız, takımımızı dizeceğiz ve size çok önemli sorular soracağım. Altay Bayındır kalsın mı yoksa Muslera'yı mı alalım? Bu çok önemli bir soru. Bu soruyla ilgili yani bu videoda sorduğum soruları yorum olarak toplamda 3000-4000 tane yorum bekliyorum. Çünkü efsane sorular var. Dediğim gibi Muslera'yı da çok istemişsiniz. Altay Bayındır isteyenler canlı yayında daha fazlaydı Muslera isteyenlere göre. Çok karışık. Bakalım hangisi daha çok gelecek. Yani yorumlarınız gerçekten çok önemli. O yorumları beğenin de arkadaşlar. Ve bir sebep belirtip yorum yaparsanız yorumlarınızın beğenilme şansı daha çok artar. Onu da söyleyeyim yani. Kadromuzu yavaştan dizmeye başlayacağız arkadaşlar. Ancak kadromuzu dizdikten sonra sizlere çok önemli sorular soracağım. Efsane yükseltmeler yapacağım. Mükemmel bir video olacak arkadaşlar. Videoya bu arada arkadaşlar her kaç beğenide kaç tane oyuncuyu yükselttiğimi hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoluk 2000 beğenide bir oyuncuyu 87 rating yapıyorum. Ama bugün hızlı başlayacağım, onu da söyleyeyim. Ama bu videoluk 2000 beğenide bir oyuncuyu 87 rating yapıyorum. Yani toplamda 4000 beğeni atarsanız, ki daha önceden yaptınız, korkuyorum da yapmanızdan açıkçası, ama yaparsanız eğer iki oyuncuyu birden 87 rating yapmam gerekecek. Her neyse arkadaşlar, buraya da ben bir Falette'yi koyayım hemen. Sonrasında filtreleyip bütün oyuncuları tek tek Süper Lig'den koymaya devam edeceğiz. Sonrasında sizlere transfer önerisi soracağım. Ve çok güzel olacak. Kadromuzun son halini görmüş olacaksınız. Hemen Ligi Süper Lig yazalım. Canlı yayını izleyemeyenler, kaçıranlar için şöyle bir kadroyu dizelim. Zaten yavaş yavaş kadroyu görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir kadro oldu. Gayet müthiş bir takım oldu. Emre Akbaba'yı çok istiyordunuz. Emre Akbaba bu seriye gelmeyi o kadar çok hak ettik ya abi. Emre Akbaba'ya hak ettiği değeri birazdan vereceğim. Haberiniz olsun yani, Emre Akbaba hak ettiği değeri alacak. Sherlock'ta bir türlü 90 rating olmamıştı biliyorsunuz. 90 rating olmasa da bu bölüm onun için de şov yapacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu bölüm güzel hareketlerimiz, güzel şeylerimiz olacak. Merak etmeyin. Çok gaza gelmiş durumdayım. Adem Büyük'ü görüyorsunuz arkadaşlar. Sağ bek, sağ orta sahada Vişka var. Sol orta sahada Adem Büyük var. Luis Gustavo, Emre Akbaba ve Atiba Hutchinson var. Gerçekten müthiş oldu. Simon Falette'yi aslında burada kullanmak istiyorum. Ancak abi kimyayı biraz daha düşürüyor gibi oluyor. Hani eğer tam tersi yaparsak, yani bunu buraya alırsam, bunu da buraya alırsam 100 kimya alıyordu sanırım. Yok, burada mı 100 kimya alıyordu? Aynen böyle 100 kimya alıyor. Böyle kalsın arkadaşlar. Hemen değiştir diyelim. Alexander Sörlot'u alacağız. Bu arada bütün boostları da şimdi gerçekleştiriyorum. En azından 9'a kadar hepsini yükselteceğim abi. Böyle 5'te falan kalmayacak oyuncular. Önce abi boostları yükseltelim o zaman. Bakalım kaç reytinge kadar yükseleceğiz bugün, onu da görmüş oluruz. Hemen etkilenen oyuncular diyelim arkadaşlar. Ve gol makinesi boostu. Burak Yılmaz gol makinesiymiş. Burak Yılmaz'ı almama çok kızmışsınız. Arkadaşlar sabredin. Sabredin. Cumartesi veya cuma günü güzel bir video gelecek. Yani bu tepkinize hiç gerek olmadığını anlayacaksınız. Niye bu kadar tepki göstermişim diyeceksiniz. Çünkü cumartesi veya cuma gününe özel sürpriz bir video planlıyorum. O yüzden şu anlık böyle arkadaşlar. Ve abi şu beceri boostlarını harcadığım coinsler o kadar canımı acıtıyor ki. Yani gerçekten 9'dan üstte yani o kadar da çıkartamayız arkadaşlar. O kadar şu anlık bir bekleyelim. Bütçe bir anda biterse çünkü vallahi kalırım ortada. Yemin ediyorum ne yapacağımı şaşırırım. O yüzden bir duralım. Bir duralım abi. Abartmadan harcamaları dün çünkü yayında bayağı bir harcama yaptım. Tabi siz bu videoyu 2 gün önce izlediğiniz için. Yani şöyle söyleyeyim. 2 gün önceki yayında bayağı bir harcama yaptım. Gerçekten çok garipti. Yükseltmelerimiz devam ediyor. Sherlock sen var ya, bugün çok güzel şeyler olacaksın. Asıl güzel şeyler kimin üstünde denenecek? Onu da birazdan söyleyeceğim. Hemen abi 250.000 coins de Luis Gustavo'ya verelim. Giriyor bayağı bana ama. Vallahi canım acıyor. Korkuyorum artık ya. 100 rating olur muyuz? 100 rating çok zor abi. 100 rating olmayız muhtemelen. 100 rating için bütün boostları 300 binlikleri de yükseltmem gerekirdi. Altay Bayındır'ı da yükseltelim. Belki kalır belki kalmaz. Abi gerçekten çok önemli bir savaş çıkacak. Ya abi ben bir dönem boyunca Muslera'yı zaten kullandım. Altay Bayındır'ı bir kaleye alıyorum, direkt çıldırdınız. Yani sadece canlı yayındaki yorumlardan çıldırdığınızı anlıyorum. Bir de onlar da olmasa ne olacak bilmiyorum. Yani videoda neler yazacaksınız kim bilir. Hani şu anda yükseltebildiğimi yükselttim zaten. Diğerleri 9'da kalanlar. Abi şimdi 100 rating olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum. Olmazsak da bir sonraki bölüm garanti 100 rating oluruz. Size transfer önerisi de soracağım bu arada. Onu da söyleyeyim ama şimdi abi ne yapıyorum biliyor musunuz? Sörlot'u 88 yapıyorum ya. Vallahi yapıyorum. Sizin için 90'lık bir oyuncuyu satın aldım arkadaşlar. Ve 724.000 coins'i verip Sörlot'u 88 rating yapıyorum. Artık bu adam hak etti. Bu adam bu rating hak etti. Bu arada gol krallığına da en baştan başlıyoruz. Onu da söyleyeyim. Gol krallığı olacak bu seride. Ona da en baştan başlamış olalım. Hemen abi bir de Emre Akbaba'ya gelelim.
Emrak Baba da Dani Ceballos diyelim. Ve 3 tane de oyuncu aldım onun için. Ama birini bırakalım abi şöyle. Ama bunları da basmak istemiyorum çoğunluğunu. Yani çoğunluğu çünkü mükemmel oyuncular. İnşallah bunlarla oluyordur. Dur. Conte kalsın tamam. Morton, Beard. Hadi abi ol artık. Evet. 504.000 coin ise Emrak Baba'yı ilk 90 reytingimiz olarak karar veriyoruz. Abi hak et, ne kadar hak etmiş olabilir bu adam bunu bilmiyorum ama vallahi verdim. Yani gaza geldim bu adam çünkü geçen çok istenmişti. Ve 3.800.000 coins'imiz kaldı arkadaşlar. Yani artık dikkatli harcamalarımızı yapmamız lazım. Sizler like atarsanız bayağı da 100 rating olduk yine. Yine başlıyor muyuz yoksa? Vallahi garip şeyler olacak ha. Yemin ediyorum heyecanlandım. Gerçekten çok garip şeyler olacak arkadaşlar. Vallahi billahi çok garip şeyler olacak. Bu kadroyla oynamak için uzun zamandır sabırsızlanıyordum. Ama abi yani aha 142 kimya oldu. Böyle daha iyi oldu. Tamam. Evet tamam böyle kalsın. Böyle çok iyi. Falette'nin solda oynamasını çok istiyordum. Çünkü sol ayaklı ve sol bekle bile oynayabilen bir oyuncu. Sağ tarafta oynaması saçma olurdu. Şu an Division Rivals'ta oynayamayız abi. Nerede oynayabiliriz? Öyle... Ha maç var tamam. Hemen abi bu maçı oynayalım sizlerle birlikte. Mükemmel oldu bu bizim için. Hem de ödüllerini de açarız sizlerle birlikte. Güzel oldu. Mükemmel bir maç olacak. Baştan sona izleyin. Karşı ataktan daha heyecanlı. Müthiş bir maç olacak. Takımımızın yeni halini tamamen görün. Burayı da gol krallığına yazacağız. Emre Akbaba 90 rating oldu. Sörlot'ta 88 rating. Burak Yılmaz'da 85 şu anda. Bakalım daha neler olacak. Kadromuz şu anda gerçekten yani çok hoşuma gidiyor. Bakalım neler olacak. Emre Akbaba mükemmel müdahaleyle döndü. Ama bir şey söyleyeyim normal maç ya. Yani birazcık daha odaklanmam lazım ve 3 ihtiyacım var. Hadi abi. Alexander. Aa penaltı. Ver hocam be. Hocam ver be yapma be. Abi yapmayın dönün. Dönün bu kadar atak olmaz kaleciye. Altay Bayındır mükemmel aldı topu. Abi bir tane gol atsam yeter bana. Vallahi bir tane gol atsam yeter. Gol yemem zaten. Eğer atarsam dikkatli olurum yani. Edin Vişka'ya da çok güveniyorum. Niye bu kadar güveniyorum bilmiyorum bu adama ama çok güzel geçti abi. Orta aç bakayım. Kafa Burak Yılmaz vur lan. Vuramadı. Orada kim var abi? Adem Büyük. Adem Büyük attı. Uçtu ve golünü attı Adem Büyük. Sol orta sahada oynamasına rağmen. Oyunda kartının sol orta saha olmasına rağmen. Golünü attı. Çok heyecanlıydım abi. Rating rakibim bizden yüksek çünkü ve birazcık zor bir maç sonuç olarak. Adem Büyük arkadan çok güzel geldi ve vurdu. Güzel de bir golünü attı. Helal olsun diyorum. Bernardo Silva. Sizce de böyleyse yorumlara yazabilirsiniz. Böyle maçları daha çok oynarız. Burak Yılmaz. Hadi oğlum dön vur be. Ters ayakla vurmadı gol olur. Gol oldu. Burak Yılmaz attı bitiriciliğini konuşturdu. Evet Burak Yılmaz'ı almama kızanlara gelsin bu gol. Gerçekten güzel bir gol attı. Oyunda da gerçekten iyiymiş. Güzel bitiriciliğini konuşturdu ve golünü attı. Müthiş oldu. Dakika 58'de 2-0 öndeyiz. Harika oldu bu. Gerçekten harika oldu. Evet. Falette. Sol ayağıyla mükemmel müdahale ama işe yaramadı. Yeterli olmadı. Falette şimdi adamdan uzaklaştı. Abi Falette mi yetersiz kalıyor sanki biraz derken Altay Bayındır'dan harika bir kurtarış. Altay Bayındır şov yapıyor. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Şov yapıyor adam. Ama size kalmış tabi. Evet. Luyendam. Altay Bayındır'ı tutmuş olamaz değil mi? Oğlum ne yapıyor bu kaleci? Çok iyi değil mi? Boyu 1.98 ya oyunda arkadaşlar. Çok önemli kalecinin boyu oyunda. Ve 1.98 oyunda boyu. O yüzden birazcık fazla iyi oynadığını düşünüyorum. Yani Altay Bayındır bence kalsın. Yani bilmiyorum size kalmış tabi ama. Vallahi bilmiyorum. Evet. David Silva abi alır mısın? Alır mısın? Luis Gustavo mükemmel müdahale. Ver pasını abi Emre Akbaba. Verdi pasını Burak Yılmaz. Abi içeri bir orta atacağım da Sörlot vurabilecek mi ki ona? Hadi lan Sörlot. Aha Adem Büyük yine vur lan. Oradan vur be. Evet kaleci Ederson'da kaldı arkadaşlar. 90+4'e geldik. Maçımızın sonuna geldik. Gerçekten efsane bir video oldu. Efsane bir bölüm oldu arkadaşlar. Ve maçı da mükemmel bir şekilde kazanmış olduk. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar paket açılımı kısmına geçelim. Paket açılımı yapalım hemen. Çünkü oyunda özel bir paket kazandım şu anda onu yapalım bari. Hemen abi devam et diyelim. Şunu da açalım abi. Brooks da geldi bu arada. Güzel oldu. Brooks da hayırlı olsun diyelim. Brooks da takımımıza gelsin abi. Hoş geldin Brooks. Şimdi abi ödüllere girelim. Burada eğer çıkarsa bir şeyler ki en az bir tane kesin çıkar. İki tane de çıkmasını umuyorum. İki tane çıkartabilirsem şu an çıkarsa iki tane de çıkabilir aslında. Çıkar mı şu an? Keşke çıksa şu an. Hadi oğlum sıfırlandı olasılıklar. Çıktı. Çok güzel. Evet %10 şans. Ama %20 şans çıkarsa iki kere üst üste %20 şansa kadar çıkarsa gerçekten şanslı hissederim kendimi bugün için ama tabii ki zor. Benim bir kere %100'e kadar çıktı yine çıkmadı anasını satayım. İki tane oldu. %20 şansla da çıkma ihtimali var ve son şansım. Yani daha fazla bir şey olmayacağı için oyunda bir bana bir kibarlık yapıp verirse hiç memnunsuzluk olmam. Memnuniyetsizlik duymam yani. Yok artık. Bunu açmama gerek yok herhalde. %2 şanslandı çıkarsa çıkıp giderim şuradan yani. Chipsah, Hovorka ve Velasquez. Abi bir tane elit çıkabilir mi ya?
Ya bir tane elit çıkabilirmiş paketlerden. Lütfen ya. O kadar uğraştık be. O kadar uğraştık. Lütfen bir elit. Bir tane 80'lik herhangi bir oyuncu. Verir misin? Bu bir işaret mi yoksa? Aa, Ben Nasser de çıkmış. Abi bu adam 72 rating hiç hak etmiyor. İki katını hak ediyor ama bilmiyorum. Ben Nasser iyi abi. Ben Nasser iyi bir oyuncu. 72 rating Ben Nasser'e hiç uymamış. Her neyse. Son oyuncularımız tabii ki abi elit yok. Elit yok arkadaşlar. Burada o zaman videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup video like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Harika ötesi bir kadro oldu. Bu arada hesabın asıl kadrosunu göstereyim. Yani yeni satın aldığım, yani yeni aldığım için hesabı böyle bir kadrosu var. Mükemmel bir kadrosu oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu lütfen unutmayın. Hemen şuradaki kadroda o zaman videomuzu bitirelim. Harika bir takımımız oldu. Çok daha iyi şeyler yapacağız bu kadroyla beraber. Evet, hoşçakalın, sizi seviyorum. Şuradan kanala abone olup tanıtıp kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak Efsane Ötesi mükemmel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel videolar var. Hemen gidin o videolara. Hoşçakalın, sizi gerçekten çok seviyorum. Bunu lütfen unutmayın. Ve bye bye.